eşkenar bir üçgenin alanını bulmayı biliyoruz, değil mi? Bu videoda Koh kar tanesinin alanını bulmaya çalışacağım. Bu kar tanesini oluşturmak için eşkenar bir üçgenle başlıyorsunuz. Her kenarı, eşkenar üçgenin her kenarını 3 parçaya bölüyorsunuz ve ortadaki 3'te 1'e başka daha küçük bir eşkenar üçgen ekliyoruz. Birinci aşama böyle. Bir sonraki aşamada bu işlemi buradaki her kenara uyguluyoruz buradaki küçük kenarları da. Sanıyorum ana fikri anladınız. Bir sonraki adımda buradaki bütün kenarları uyguluyoruz. Bu şeklin ilginç tarafı, bir önceki videoda gösterdiğim üzere, çevrenin sonsuz olması. Ama bu videoda göreceğimiz üzere, alanı sonludur. Bu ilginç bir durum. Şurada temiz bir üçgenle başlayalım. Kenarların uzunluğunun s olduğunu varsayalım. Bunu biraz daha güzel çizeyim. Her kenarın uzunluğu s. Ve burada iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Üçgenlerdeki kenarlara dikkat etmem gerekiyor. Kartanesine dönüşürken her aşamada eklenen yeni üçgenlerin kenar sayısına ve alanlarına dikkat edeceğim. Buraya kenar sayısını yazayım. Buraya da alanı yazıyorum. Başladığımızda üç kenarımız var. Bir önceki videoda kenar uzunluğu s ise alanın karekök 3s kare bölü 4 olduğunu bulmuştuk. Bu basit bir eşkenar üçgen. Şimdi her kenarı 3'e böleceğiz. Ve ortadaki 3'te 1'e daha küçük bir eşkenar üçgen ekleyeceğiz. Yani bu kenar şöyle görünecek. Her kenara hangi işlemi uyguladığımızı düşünmenizi istiyorum. Bu bir kenar sonra 3'e bölüyorum ve ortadaki kenar yerine 2 kenar koyuyoruz. Bir eşkenar üçgen koyuyoruz. Yani bir kenar, şimdi 1, 2, 3, 4 kenara dönüşmüş oluyor. Her aşamada kar tanesi daha karmaşık hale geliyor. Bir kenar, 4 kenara dönüşüyor. Bunu 3 kenara da uygularsak, 4 çarpı 3, 12 kenar olur. Yani bunu 4 ile çarparsam, çarpı 4, 12 kenar olur değil mi? 12 kenar verir. Bunu sayıp kontrol edebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kenar. Şimdi alan ne olur? Bu sarı üçgenin alanı artı bu küçük üçgenlerin alanı nedir? Bu küçük üçgenlerin her birinin alanı nedir? Öncelikle bunlardan 3 tane var. Bu küçük üçgenlerden 3 üç tane var. Eşkenar üçgen formülünü tekrar kullanıyoruz. Karekök 3 çarpı s kare bölü 4. Bu kenarların her birini bulalım. Ha, bu arada bu uzunluk artık s değil s bölü 3, değil mi? Bu uzunluk s bölü 3. Bu da s bölü 3. Her aşamada üçgenin kenar uzunluğu bir önceki aşamadakinin bir önceki aşamadakinin üçte biri olur. Yani bu s kare olmayacak, s kare olmayacak, s bölü 3'ün karesi olacak. Sonra bunun tamamı bölü 4. Bir aşamaya daha bakalım. Bu üçgenleri toplayacağım. Sonra da şuradaki üçgenleri. Bu üçgenleri çizmeye çalıştığım son aşama olacak. Bir sonraki aşamada kaç kenar olacak? bir önceki aşamada 12 kenar vardı. Bu 12 kenarın her biri 4 yeni kenara dönüşecek. Bu turuncu tümsekleri de sayarsam, yani 4 ile çarpınca 48 kenar olacak. 48 kenar. Peki kaç yeni üçgen olacak? Yani sarı alan artı mavi alan artı turuncu alan ne olacak? Kaç tane yeni turuncu üçgenim var? Bir önceki aşamadaki her kenara yeni bir turuncu üçgen ekliyorum. Bir önceki aşamada 12 kenar vardı. Yani 12 turuncu üçgen ekleyeceğim. Ekliyorum. 12 turuncu üçgen. Bunu yazayım. 12 turuncu üçgen diyorum ama aslında 4 ile çarpıyorum. Çarpı karekök 3. Ve bu artık s bölü 3 olmayacak, s bölü 9 olacak. Bunların uzunluğu mavi üçgenlerinkinin, mavi üçgeninkinin üçte biri. Yani bu s bölü 9'un karesi bölü 4 olacak. Sanıyorum şablonu, örüntüyü görmeye başladınız. Bir aşama daha yaparsak, biraz daha sağ yazalım şöyle. Bunu farklı bir renkte yapalım. Henüz pembeyi kullanmadım değil mi? Şimdi bir önceki aşamanın kenar sayısı yeni üçgen sayımı olacak. 48 çarpı karekök 3 çarpı s bölü, şimdi bunların üçte birini alacağım, s bölü 27'nin karesi ve bunun tamamı bölü 4. Bunlardan sonsuz tane eklediğimde gerçek bir koh kartanesinin alanını bulacağım. Bu işlemleri yapmaya devam edeceğim. Ama işin sırrı bu sonsuz toplam bulmakta ve bunun bir sayıya eşit olup olmadığını görmekte. Öncelikle biraz sadeleştirme yapalım. Bunu şurada baştan yazayım. Buradaki her terimde karekök 3s kare bölü 4'ü görüyoruz. Bunu dışarı alalım. Karekök 3s kare bölü 4'ü dışarı alırsam buradaki terim 1 olur. Şu terim 3 olur. Bir bakalım karekök 3'ü, 4'ü ve s kareyi dışarı alıyoruz. Tüm s kareleri dışarı alıyoruz. Yani artı 3 çarpı 1 bölü 3'ün karesi. Burada sadece bu kaldı. 1 bölü 3'ün karesi ve 3 var. Örüntüyü buradaki şablonu fark edebilmemiz için bunları sadeleştirmeyeceğim. Bir sonraki terim artı 12 ama ben bunu 3 çarpı 4 olarak yazacağım. Karekök 3 ve 4'ü dışarı alıyorum. S kareyi de dışarı alıyorum. Yani burada 3 kare kalacak. 1 bölü 3'ün karesinin karesi. Turuncu terimden bu kalır. Şimdi pembe terime gidiyoruz. Pembe terimde 48 eşittir. 3 çarpı 4 çarpı 4. 3 çarpı 4 kare, 4'ün karesi yazalım. Çünkü her seferinde 4 ile çarpıyorum. Bir sonraki 4 küp olacak. Çünkü her iterasyonda yani her tekrarda her kenar 4 kenar oluyor. Bu 4'ün sebebi bu. 4 kare. Kare kök 3'ü, 4'ü, s kareyi dışarı alıyoruz. Geriye kalan 1 bölü 3 küpün karesi. 1 bölü 3 küpün karesi. Yani çarpı 1 bölü 3 küp küpün karesi. Böyle sonsuza kadar devam ederiz. Her aşamada alanı artırıyoruz. 4 ile çarpıyoruz veya 4'ün üssünü artırıyoruz diyebiliriz. Burada 4'ün sıfırıncı kuvveti var dersek, burada birinci kuvveti var. 4 üzeri 1, 4'ün karesi, 4'ün küpü. Bu üste artıyor. 3 üzeri 1, 3'ün karesi, 3'ün küpü bu kuvvet bir öncekinin her zaman bir fazlası oluyor. Eğer bunları aynı sayının kuvvetleri olarak gösterebilirsem, bu seri geometrik seriye dönüşür ve toplamını bulmak çok kolaylaşır. Şimdi bunların her birindeki 4'ün üstünü artıracağım. Ama öyle her şeyi 4 çarpamam. 4 çarpacaksam aynı zamanda 4'e bölmem gerekir. Yani burada hem 4 ile çarpacağım hem 4'e böleceğim. 4'e bölmeyi dışarıda yapabilirim. Bunun 4'te birini alıyorum. Bunu da 4 ile çarpıyorum. Yani esas ifadenin değerini değiştirmemiş oluyorum. Bu eşittir. 4 çarpı 3 çarpı 4'ün karesi 4'ün küpü. Şimdi bunun güzel tarafı bu üs ve şuradaki 3'ün üssünün aynı olması. Ama hala biraz garip geliyor çünkü burada 1 bölü 3'ün karesinin karesini alıyoruz. Burada da 1 bölü 3'ün küpünün karesini alıyoruz. Farkına varmamız gereken şey hep kare aldığımız ve arttırdığımız şeyin bu olduğu. Genelde 1 bölü 3'ün n'inci kuvvetinin karesini alıyorsam, bu 1 bölü 3'ün 2 n'inci kuvvetine eşittir. Yani sadece 2 ile çarpıyorum, öyle değil mi? Kuvvetin kuvvetini aldığımda kuvvetleri çarparım. Bu da 1 bölü 3 karenin n'inci kuvvetiyle aynı şey. Yani bu iki üssü değiş tokuş edebilirsiniz, yerlerini değiştirebilirsiniz. Buna göre her şeyi baştan yazayım. Bir adımda çok işlem yapmak istemiyorum, daha açık, daha açık ve net görünsün diye. Yani buradaki kısım karekök kök 3s kare bölü 16 verir ve çarpı parantezleri koyayım ve 4 artı mavi ile 3 artı 4 üzeri 1. Bunu da 1 çarpı 1 bölü 3 olarak yazabilirim. Bunu 1 bölü 3'ün karesi olarak düşünebiliriz. Veya 1 bölü 3'ün birinci kuvvetinin karesi. Böyle yazacağım. Çarpı 1 bölü 9'un birinci kuvveti. Artı 3 çarpı 4'ün karesi ve bunu çarpı 1 bölü 9'un karesi olarak yazabiliriz. Bunları da artı 3 çarpı 4 küp çarpı bunu şöyle yazabiliriz. 1 bölü 27'nin karesini biraz önceki gibi değiştirebiliriz. Yani 1 bölü 3'ün küpünün karesi, 1 bölü 3'ün küpünün karesi ile 1 bölü 3'ün karesinin küpü aynı şey değil mi? Bunu burada göstermiştik. Yani bu 1 bölü 9'un küpüyle aynıdır. Ve şimdi bir örüntü, bir şablon görmeye başladık değil mi? Bir adım daha yapalım, sonra bitirmeyi bir sonraki videoya bırakacağız tahminen. Yani bu eşittir. karekök 3s kare bölü 16 çarpı 4 artı 3 çarpı 4 bölü 9 artı bir sonraki terim 3 çarpı 4 bölü 9'un karesi ve artı 4 bölü 9'un küpü. Böyle devam ederiz. 3 çarpı 4 bölü 9'un gittikçe büyüyen kuvvetlerini alırız. Alanı bulmak için bu toplama hesaplamamız gerekiyor ama bunu bir sonraki videoda yapacağız. Geometrik serinin sonsuz toplamını bulurken öğrendiklerimizi kullanacağız. Ama bunu bir sonraki videoda baştan alacağız ki formülü veya ispatı hatırlamanıza gerek kalmasın.